Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii. Adıyaman Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Hüseyin Özdaş, pandemi süreci, Ankara temasları ve beklentilerini açıkladı. Biz Latif Bey'le görüştük. İşte bu sürece, bu pandemi döneminden beri usta öğreticilerin tabii ki biz geçen hafta federasyon yönetimi olarak Ankara'da Eğitim Bilse Genel Başkan, Genel Sekreterimiz Latif Bey'le görüştük. İşte bu sürece, bu pandemi döneminden beri usta öğreticilerin yaşadığı sıkıntılar, çektiği sıkıntıyı dile getirdik. Sağ olsun kendisi bizlere gerçekten bu konuda büyük bir destekçisi olduğunu, konuda takipçi olacağını söyledi. Yani hala sıkıntımız devam ediyor usta öğreticiler olarak. Gerçekten bayağı biz sıkıntı içerisinde, hele bu pandemiden dolayı. Pandemi başladıktan beri usta öğrencilerin hepsinin kursları kapandı. Kursu devam etmeyen arkadaş, yani hiçbir arkadaşımız yok. Hepsinin kursu kesik. Sadece biz yetkililere şunu söylüyoruz. Yani usta öğrenci her zaman üvey evlat muamelesi mi görecek? Yani biz üvey evlat mıyız? Bunu daima dile getiriyoruz. Usta öğrencilerin bağlı olduğu bir kurum var. Halk Eğitim Merkezi kurumları. Usta öğrencilerin olmadığı yerde bence Halk Eğitim Merkezi'nde olmayışı lazım. Çünkü halk eğitimde işi yürütenler usta öğreticiler. Ama ne yazık ki bu konuda büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Bununla ilgili Ankara'da yaptığımız temaslarla, görüşmelerimizde bunları dile getirdik. Sağ olsun yaptığımız bütün görüşmelerde bu konuda takipçisi olacağını, bize destek olacaklarını sözünü verdiler. Bizim inşallah umudumuz sürüyor. Büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz de bu konuda bizim sesimizi duyar. Biz bunun için gerçekten Usta Öğretmenler Federasyonu olarak baya bir mücadelenin içindeyiz. Büyük bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmelerimiz olsun, her şeyi konusunda büyük bir. Yani bu konuda inşallah bize yani bizim istediğimiz özlük haklarımızın verilmesi. Özdaş, yetkililerden usta öğreticilerinin özlük hakları konusunda çalışma yapılması için yardım beklediklerini vurguladı. Öncelikle bizim çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi, biz bunu bakanlıkla da dile getirdik. Halk Eğitim Merkezi şunu diyor. Biz bütün usta öğrencilere kurs açma yetkimiz var. Yani açacağız. Tamam, eyvallah, saygı duyuyorum, açıyorsunuz. Yer konusunda büyük sıkıntı çekiyoruz. Adıyaman'da 700 tane usta öğretici var. Bugün pandemiden dolayı okullarda kurslar açılmayacak kararı alındı. Yani hiçbir okulda, yani pandemiden dolayı normaldir. Okullarda kurs açılmayacak. Okullarda açılmadığı zaman bizim bir Adıyaman'da hiçbir şeyimiz, kurum olarak yani kurs açacak yerler yok. Bu 700 usta öğretici nerede kurs verecek? Usta öğretici gidiyor, kendisine ait yer kiralıyor. Bugün bir usta öğretici bir yer kiraladığı zaman 500 lira, 400, 500 lira kira ödüyor. Aldığı aylık göz önünde. Aldığı aylıkla kira mı ödesin? Oranın elektriğini mi karşılasın? Suyunu mu karşılasın? Evini mi geçindirsin? Aldığı aylık göz önünde. Zaten en büyük sıkıntımızdan bir tanesi bu. Şu an Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar başladı, devam ediyor. Yani dosyayı götürüyor. Yer pandemiye uygun olacak. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda Adıyaman'da gerçekten kurs verebilecek hiçbir usta öğrencimizin gidip kurumlarda ya da işte dernek olsun, belediyenin belli yerlerinde zaten var. Ama yetersiz görüyorum. Çünkü baktığın zaman usta öğrenciden her şey bekleniyor. Kur belediye olarak, gençlik merkezi olarak, işte halk eğitim merkezi olarak, çünkü usta öğrencinin yaptığı her şey göz önünde. Ama ne yazık ki biz adımız varız, icraatta varız ama kağıt üzerinde yokuz. Büyüklerimizden, yetkililerimizden tek bir çözüm önerimiz var. Biz usta öğrencilerin özlük haklarının verilmesi. Bunlar nelerdir? Benim işsizlik sigortam yok. Bugün Türkiye genelinde çalışan bütün usta öğrencilerin pandemide kursu kesildiği zaman hiçbir tane usta öğrencisi işsizlik sigortasından yararlanamadı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ondan sonra emeklilik tanzimat hakkımız yok. Belli süreyle çalışabilecek hakkımız yok. Yani bizim çalışma süremiz halk eğitimlerin insafına bağlı. Kurs açtım, 300 saat. Bitti. İkincisi, açmadım dedi mi bitiyor, açmıyor. Biz diyoruz ki yetkililere, sabitleştirin bizi. Yani bizi sözleşmeli yapın. 11 ay
belli bir ücretle askeri ücret olsun. Razıyız. Askeri ücretle sabitleştirin. Sigortamız full yatsın. Tanzimat hakkımız olsun. İşsizlik sigortamız olsun. 11 ay bizi sabitleştirin. Biz bunun dışında bir şey istemiyoruz. Yani aynen dediğiniz gibi yani tornadan tut halı dokumaya, halı dokumacısından tut el sanatlarına, el sanatlarından tut halı yani başka branşlar. Yani sadece şunu söylüyorum. Yani usta öğretici dediği zaman bir usta öğretici gerçekten yaptığı şeyler göz önünde. Yani usta öğretici dediğin zaman ayakkabısı, ondan sonra röflesi, işte bakırcısı, dikiş nakışı, el sanatları. Yani usta öğretici yaptığı yok yok. Yani şu an şunu söylüyorum. Şu an bile benim giydiğim ceket usta bir ustanın yaptığı bir cekettir. Ama ben bu yapan ustanın hakkını vermedikten sonra yani bu usta öğretici ne yapabilir?